Bu da YouTube'dan kazandığım parayı hesaplamak için Canon'un bir hesap makinesi. Merhaba, hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün bir oda vlogu yapalım istiyorum. Hatta şu ışığınızı açalım. Belki bilenleriniz vardır. Evimde eşimle beraber düzenlediğimiz iki odamız var. Daha doğrusu iki oda birleşik gibi düşündüm. Bir alt salon. Bir tarafta müzik stüdyo tarafı var. Bir tarafta YouTube stüdyo tarafı var. Bunu bakalım işte hangi tarafta neler var neler yok. Daha şuradaki ışığımızı da açalım. Tamam. Şimdi hepsini detaylıca gireceğiz. Şimdi öncelikle bir ürün incelerken benim en önemli rahatlığım şöyle bir monitör kullanmaktan geçiyor. Şöyle bakalım rahat görebilecek miyiz? Yani şu anda mesela masamda bir midi klavye var. İşte mikrofon var, mikrofonlar var, kulaklıklar var. Yani ben bir detay çekmek istediğim zaman işte evet şimdi şu var bu var gibisinden şu ayarlar derken yani ben tepedeki kameraya bakmak zorunda kalmadan şurada şuraya bakarak bu 4K'lık bir monitör yüksek çözünürlükte. Hatta şuradaki gördüyseniz eğer tam masanın ortasında ortalayıp rahat çalışmamı sağlayacak bir gösterge de var. O şekilde rahatça çalışabiliyorum. Hemen masamın kenarında bir ışık var. Gerekli aydınlatmayı yapabiliyorum. Kutuları açarken kullandığım, dikkatli kullanmamız gereken minik bir neşterimiz var. İşte burada inceleyeceğim kulaklıklar zaten bunlar benim kulaklıklarım. Onun dışında bir podcast mikrofonu, yine aynı şekilde bir kondenser mikrofonum var. Dinamik değil, kondenser biraz daha farklı bir şey. Onun dışında da bu masanın haricinde olması gereken ürünleri de genellikle buraya koyuyorum. Otururken klavyeye ya da bir mikrofona kabloya ihtiyacım olduğu zaman bu noktaya koyuyorum. O şekilde kullanıyorum. Şimdi masa tarafındayız halen. Şimdi şurada oturduğumu düşünün. Burada karşımda ışıklar var. Ring light var. Ring light'ın yuvarlak halkası gözlüğümdeki yansımayı gösterdiği için mesela bakalım şu anda var mı? Evet bakınız. Ona göre farklı bir açıda koyup ayarlamaya çalışıyorum. Yoksa biraz izleyici açısından rahatsız edici olabiliyor. Burada bu tip ışıklarımız var. Onun dışında burada eski videolardan hatırlayacağınız kadife kırmızı perdeler var. Zaman zaman bunların önünde de videolar çekiyorum ama son zamanlarda bu eve geldikten sonra özel bir çekim yapmadım burayla ilgili. Burada 2018'den kalan 2017'nin sonunda aldım. Barış Özcan'ın zinciri kırma takvim var. Aslında ben bunu yine 365 gün olduğu için özel bir tarih sıralaması olmadığı için de kendimce bir program yaptım ve 2018-2030 fark etmeden kendimce burada işte hedeflerimi, planlarımı, ne yapmam gerekiyorsa işte bir Udemy kursları ile ilgili bazı çalışmalarım var. Onların planlarını yaptım. Burada gerekirse diye Chroma Key ile kullanacağım bir yeşil perdem var. Bütün duvarı kaplayabiliyor. Onun için de şu küçük minik efektlerde de kullanabileceğim bir yeşil perde, karton gibi bir harfem var. Şurada da işte minik herkeste olan bir küçük ışıklandırma var. Overhead mikrofonum var. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok fazla malzeme var. Sizin de canınızı da çok fazla sıkmak istemem. Burada mini bir ışık dolap yaptım. Tabii bu bir anda size çok karma karışık gelebilir. Biraz yaklaşalım isterseniz. Şurada üzerinde retro kameralar var. Henüz çok böyle kullanmışlığım yok. Daha çok eşimin olan makineler. Burada işte çeşitli 5500K mikrofonlar, ışıklar. Burada BM800 mikrofon hala test edilmeyi bekliyor. Burada çeşitli standlarım var. Burada mikrofonlarım, aparatlarım, gimbal'larım. Şurada bir ara bakarız. Bir karaoke mikrofonum. Burada Osmo Pocket'ın aparatları var. İşte Windows XP orijinal CD'si var. Burada işte yazılımlar var. Burada çeşitli ürünlerin aparatları, adaptörleri, bağlantıları var. Şöyle baktığımız zaman tepe çekimlerini kullanmak için zaman zaman gerekiyor. Bir tool var. Sliding arm var. Burada işte herhangi bir yere bunu mandal tutturup bunu tripod vazifesi gösterebileceğim bir şey var. Bunu boynuma takıp da kameraya buna bağlarsam yani telefonu buna bağlarsam kuş bakışı çekeceğim videoların açısını alabileceğim bir detay var. Onun dışında bakın burada mesela çok bir şey yok. Şöyle baktığımda şöyle çeşitli duvar süslemeleri, mini bir koltuğumuz var. Şöyle henüz yerleştirmediğim bazı minik kablolarımız var. Eşim bana çok güzel bir hediyesi olan 3 boyutlu Yoda maketi var. Burada 18-55 kit lens var.
EOS 200 ile beraber gelen. Burada bir 50 mm'lik bir Canon'un portre lensi var. Şu anda üzerinde geniş açı görmenizi sağlayacak bir 10-20 Sigma'nın bir lensi var. Onun dışında burada çok fazla bir şey yok. Yani burada da dart oynadığım zamanlardan, tabii şu anda biraz farklı görünüyordur ama da şöyle yapabiliriz. Dart oynadığım zamanlarda mesafeyi belirleyip de atış yapacağım. Sevgili Okan Bey'in bana çok güzel bir doğum günü armağanı var. Şimdi ne kaldı? Next kaldı. Bir kamerayı yerleştireceğimiz zaman, bu arada Canon EOS 200 kullanıyorum. Bir kamerayı yerleştireceğimiz zaman çok önemli bir detay var. Tripod. Çünkü kamera bir kere düşer, bir daha şansımız olmaz kullanmak için. O yüzden iyi bir tripod kullanmak gerekiyor. Şurada şöyle Manfrotto'nun 290 Extra XTR-A diye geçen bir modeli var. Bu çok güzel bir tripod. Onun dışında da tabii burada adaptör niyetine kullanılan bir EOS 200 için bir düzenim var. Böylece de pilim bitmeden %100 bir dolulukla her zaman cihazımı kullanabiliyorum. Burada baktığım zaman bir şey yok. Yani bu arada şunda da arkadan harici bir pille kullanıp şuradan iki tane HDMI kullanıp şöyle bir düzende, tabii şu anda kapandı otomatik, şu monitörü kullanabiliyorum. Şimdi burada çok özel başka bir şey kalmadı. Şöyle yapabiliriz. Burasını şarj istasyonu olarak düşündüm. Birçok cihazı şarj ediyorum. Bunun içerisinde işte çoklu priz var. Bütün cihazlarımı buraya takıp işte pillerimi, işte adaptörlerimi ya da işte enerji alması gereken ne varsa bunları takıp kullanabiliyorum. O bakımda burayı böyle düzenledim. Burada çeşitli ürünlerin kutuları vesaireleri. Çünkü kutulara açıkçası çok fazla yer harcamış oluyorum. Efendim, odanın bu kısmı biraz daha mütevazı. Daha henüz herhangi bir akustik düzenleme yapmadık ama işte masayı, enstrümanları yerleştirdik. Şimdi burada çeşitli mesleki kitaplar var. Bunlardan bir ara sizlere bahsedeceğim. Çünkü burada hem video düzenleme hem ses ekipmanlarıyla, ses düzenlemeleriyle ya da ses teknolojileriyle alakalı takip ettiğim yayınlar var. Bununla ilgili tabii YouTube kanalları da var. Bunlardan da bahsederim sizlere. Tabii burada şu an çok mütevazı bir durum var. O yüzden şurada bir sadece küçücük bir sünger var. Sinyalleri burada kesmeye çalışsam da tabii ki çok doğru değil. Çünkü burada ciddi bir yankı problemi var. Bunu çözmek için de üzerinde çalışıyorum. Ciddi profesyoneller gelip burada ölçümler yapıp ona göre bir çalışma yapacağız. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman birazcık da hem sesle ilgili de bana destek olması anlamında şöyle bir koltuğum var burada. Tabii ki bu normal dinlenme, okuma koltuğu da olarak da düşünebiliriz. Diğer kısma gelince işte şöyle bakalım. İşte bas gitarım, işte elektro gitarım, akustik gitarım, bir başka akustik gitarım, elektro gitarım. Bu da eşimin elektro gitarı. Burada bir vokal alanımız var. İşte bu Samsung C01 var üzerinde. Arkasında da bir vokal paneli var. Böylece de buradaki yankı durumunu ortadan kaldırmak adına güzel bir çalışma diyebiliriz. Bu bulunduğumuz ev 4 katlı bir ev ve şu anda bulunduğum yerde evin 1 kat altı. Çünkü birleşikte bir sesle ilgili problem olmadığı için yüksek volümde kullanabiliyorum ortamı, ama tabii ki fazla yüksek ses sesin de çok dönmesini sağlayacağı için şimdilik daha dengeli kullanmaya çalışıyorum. Burada işte her evde olan ama bir süre sonra şarjı biten tabii ki bir elektrikli süpürge var. Onun dışında şu benim için önemli bir hadise. Buna bastığım zaman evin eğer yeşilse sağlıklı olduğunu gösteriyor. Kırmızı ise sağlıksız olduğunu gösteriyor. Bu evdeki hava kirliliğini, sıcaklığı, gürültüyü ve rutubeti ölçen bir çok güzel bir cihaz. O yüzden bu benim için önemli. Çünkü zaman zaman burada sürekli çalıştığım için havasız kalabiliyor. Bunun beni uyarması durumunda en azından mola veriyorum. Bu da YouTube'dan kazandığım parayı hesaplamak için Canon'un bir hesap makinesi. Canon'un fotoğraf makinesini kullanıyorum. Neden? Hesap makinesiyle de YouTube gelirimi hesaplamayayım. Şurada IKEA'nın bir küçük raflı sistemi var. Şöyle içine göz attığım zaman biraz düzenli olmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla ekipman var tabii haliyle. Burada şarjı pillerim var. Burada henüz kullanmadığım pillerim var. Kullanıp da işi biten pillerim de şurada küçük bir kap yaptım.
Böylece de bu biriktiği zaman bunu geri dönüşüm kutularına atıp da doğaya zarar vermemeye çalışıyorum. Burada işte USB'ler, USB Type-C'ler, Lightning'ler, işte çeşitli böyle OTG'ler vesaireler var. Burada bir kutu USB var, içinde çeşitli bilgiler var diye düşünüyorum. İşte ne bileyim, şu power bank'ler var. Burada kablosuz bir yazıcı var. Evin her yönünden, yerinden yazıcıya işler gönderebiliyorum. Şurada tabii içini açmak biraz zor olur ama içinde bir tane time machine olarak kullandım. Yani sürekli belli dakikalarda yedekleyen, datalarımı yedekleyen bir hard disk var. Onun dışında bir harici taşınabilir hard disk de var. Hepsini içerisine attım. Looplarımı, datalarımı, video dosyalarımı içerisinde taşıyorum. Hedefim de bir SSD disk alıp, SSD harici disk alıp bunları da fırsat buldukça yedeklemek. Burada Osmo paketim var. Bunu çok sık kullanmıyorum ama işte yakında daha rahat kullanmayı planlıyorum. Burada gördüğünüz gibi Shure'un SM7B'si var. Sesini de bir önceki videolarda ya da bir önceki videoda en azından duydunuz. Çok da güzel bir sesi var. Ben burada Rode'un NT-USB pırıl pırıl sesini veren makinesi var. Burada ben Pioneer'ın referans monitörünü kullanıyorum. Çünkü ses kartımda sadece bir tane output olduğu için, yani output ayarı olduğu için kulaklık ayarı yok. O yüzden de bunu hemen monitörü kısıp açma, işte mute etme gibi seçeneklerimi kullanabiliyorum. Burada canım eşimle fotoğraflarımız var. Burada minik bir ring light aldım. Şuradan da USB ile besleniyor zaten. Açma, kapama, işte farklı renklerde, farklı sıcaklıklarda kullanma şansım var. Böylece de bir yayın olduğu zaman, karşıma açtığım zaman rahatlıkla yüzümü aydınlatma durumumuz var. Ben burada ışık kontrol sistemini görüyorsunuz. Çok netlemiyor olabilir. Genellikle rahat kontrol edebileceğim, kumanda ile kontrol edebileceğim ışık düzenlerini kullanıyorum. İşte burada Hue sisteminin bir kumandasını kullanıyorum. Böyle de işte yani iş oyundan ziyade benim için daha mesleki olarak rahat ediyor. Rahat ettiriyor ve işte istediğimiz tabii renge bürüyebiliyoruz bunları. Neyi oynatıyorum şu anda? İşte şuradaki ışığı istediğim gibi oynatabiliyorum gibi. Çünkü bu çekim yaparken benim rahat ettiriyor. İstediğim ışık rengini, skalasını çekip rahat rahat kullanıyorum. Burada işte bir oyuncu koltuğu var. Bence bu oyuncu koltuğu değil de bilgisayar başında oturan insanların gerçekten konfor alabileceği bir koltuk. Ben çok memnunum. Geçen sene almıştım. Zaten bunda videosu vardı kanalda. İşte burada yine Hue'nun bir ampulü var. Köşe aydınlatma da benim için çok rahatlık sağlıyor. Şöyle işte istediğimiz rengi alıp böyle güzel, keyifli bir kullanım sağlıyor ki bununla ilgili belki bir inceleme yaparım ya da zaten birçoğumuz biliyordur. Hiç incelemeye bile gerek yoktur. Onun dışında başka şöyle bir baktığımızda MacBook Pro kullanıyorum. MacBook Pro'nun 2014 16 GB RAM'i olan SSD diskli 500 GB SSD disk olan bir cihaz kullanıyorum. Benim kullandığım Logic Pro ve şöyle hemen açayım. Final Cut videolarını çok rahatlıkla çalışmamı sağlıyor. Bu arada yayınlar için bir Logitech'in neydi bu? C920C galiba modelini kullanıyorum. M'deki internetin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yayın yaparken, bir şey upload ederken önemli. Şu anda işte yaklaşık 100 megabitlik bir internet kullanıyorum. İşte alt katta olduğum için bir 3-5 megabit eksik gelebiliyor. Uploadumuz hep zaten standart 5 megabit. Bunun yükseleceği var mı? Çok da zannetmiyorum işin açığı. Yani bu benim için, hatta bu Final Cut ile ilgili bir video yapabilirim. Hemen hızlı notlarıma bakmak için bir burada tabletim var. Huawei'in tableti var. Bir tane iPad tablet de var. O da bir yerlerde. Onun dışında su tabii içmemiz lazım. Böyle küçük kayıtlarda rahat kullanabileceğim bir kayıt cihazı var. Kayıt cihazı derken tabii şimdi kutusunda ama bir tane de hatırlarsınız Zoom H6'yı kullanıyorum. Bu enfes bir kayıt cihazı. Tavsiye etmekle beraber tabii ki külfetli olacağı için de böyle aklınıza gelen hemen dosyasımı kaydedeyimde alınacak bir cihaz değil. Biraz daha pro user dediğimiz kategoride. O yüzden de normal standart bir yaka mikrofonuyla da bir iki önceki videoda bahsettiğim gibi kendi bütçenizi aşmadan işinizi
rahatlıkla yapabileceğiniz düzene sokabilirsiniz. Şimdi böyle kısaca anlatmaya çalıştım. Şöyle bir oturup çok hızlı anlattım. Hemen sizlere şöyle bir anlatmadığım detaylar da vardır tabii ama şöyle sizlerle şöyle mini bir sohbet edelim. Ben şu arkadaki ışığı kapatayım. Sizi rahatsız etmesin. Hatta şöyle yapalım ki yüzümüze ışık gelsin. Ben işin özünde biraz karanlık oldu gibi. Efendim işin özünde bunlar. Yani tabii işte şu midi klavyeler falan da var. İşte midi klavye var. İşte şöyle 32 inçlik bir monitörüm var. Daha rahat çalışmak için. Çünkü uzun dosyalarda, uzun videolarda ya da ses dosyalarında uzun çalışmak çok rahat oluyor. Yani bütün her şeyi tek bir ekranda görmek rahat oluyor. Bu da LG'nin bir şey modeli. Hepsine bu arada açıklamalarda yazacağım. Aşağıda bütün ekipmanların bir arada bulunduğu bir link var. Oraya bakabilirsiniz. Oradan bütün ekipmanları şimdi tek tek sayıp da sizi yormak da istemem. Onları bulabildiklerimi, eklediklerimi görebilirsiniz. Şimdi bakıyorum. Anlaşılan şurada çok fazla bir şey yok. Şu olaylar benim için mühimdi aslında. Şimdi şurada tabii kedinin yediğini çok göz ardı ederseniz, şimdi bende tabii bir tane haylaz bir kedi var, şişko bir kedi, o burayı parçalamış ama şuna işte Koçtaş'tan aldığım bir tahtayla bir ranza ayağını birleştirip bunu da yukarıya koyarak şöyle süngeri koyarak yani bundan buraya gelecek titreşimi masaya iletmeden şurada sönümlenmesini sağlayacak bir durum yaratmaya çalıştım aslında. Daha büyük, geniş bir stand da kullanabilirdim ama masa 2 metrelik bir masa olduğu için iki yanına malzemeleri koymak biraz zor olacaktı. Yani çok geniş bir aralıkta stereo imaj alacaktım. Bu da çok rahat bir sesi, sound almamı engelleyecekti. O yüzden de böyle daha yakın alanda, yani şöyle baktığınızda monitörün iki yanında, yani görüntü monitörünün iki yanındaki referans monitörü size az çok konumlandırma hakkında bilgi verebilir. Ve tabii çalışırken rahat elimin oturması anlamında işte şöyle bir mouse kullanıyorum Logitech'in. Çünkü daha küçük mouse'larda avuç birazcık kasılıyor. Bir de çok uzun saatlerde performans yapıyorsanız el gerçekten rahatsız oluyor. Ama işte bu tarz klavyelerde, mouse'larda rahat ediyorsunuz. Onun dışında tabii bilek sağlığı da önemli. Bir tane de silikon, çok da fazla bir şey değil zaten onlar. Silikon kullanabilirsiniz. Şimdi çok hızlı geçtim. Belki hızlı anlattım ama zaten işte bir arkadaşımı anlatır gibi anlatıyorum biliyorsunuz. Hemen bakalım ses kaydımızı devam ediyor mu? Hey. Sesi o zaman bu makineden vereceğim. Bir şekilde durdurmuşum herhalde, fark etmemişim. Tamam, şimdi böyle hızlıca anlattım ama buradaki durum şu aslında. Bir şeyleri inceleyeceğim zaman, mesela işte şöyle bir cihazı inceleyeceğim zaman rahat bir masam olması lazım. Ben tabii ki kendi planım bu. Rahat bir masam olması lazım. Bir plan tahtam olması lazım. Çalım yapacağım zaman klavyeyi rahat yerleştirdiğim, işte Q klavyeyi, MIDI klavyeyi rahat yerleştirebildiğim, mouse alanımın kolay olduğu, ışıklandırılmış durmamın rahat olduğu bir alanım olması lazım. Tabii ki sesimin rahat iletilebilmesi için bir mikrofonlama sistemin, düzenimin olması lazım. İşte aydınlatma, o aydınlatmanın renginin iyi olması, rahat, temiz bir alanın olması, komşularla ilgili sıkıntı yaşamayacağım bir alan olması gibi kendimce belirlediğim standartlarım vardı. O yüzden bunları elimden geldiğince bir araya getirmeye çalıştım. Çok oda vlog gibi olduğumu bilmiyorum ama işte en azından böyle bir oda düzeninde. Şöyle arkamda bunlar var. Burada bunlar var. Aslında çok da kalabalık ekipmanlar yok. Kullandığım cihazların, ekipmanların içerisindeyim. Umarım bu bilgilendirme videosu hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Aşağıya yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz hem YouTube için bu kanalda bir hareketlenmeler var ve ben buna dahil oluyorum, destek oluyorum demiş olursunuz. Tabii ki abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açmayabilirsiniz. Benden ne kadar haber almak istediğinize bağlı tabii. Teşekkür ederim tabii. Açarsanız da açmazsanız da sonuçta
sonuçta buraya geldiniz. Beni izliyorsunuz ve zaman ayırıyorsunuz. Şöyle baktığım zaman çok anlatacak bir şeyler var mı? Zaman zaman zaten paylaşırım. Bir aradayız, beraberiz. Aklıma gelenler bunlardı. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Sercan Anlatıyor'dan, Sercan Solmaz'dan herkese güle güle olmadı. Hoşça kalın. İyi günler. Görüşürüz. Tabii aynı zamanda çalışırken de yerlerde kabloların olmaması, aslında kablo var ama olabildiğince olmaması diyeyim. Şimdi bakın size şöyle bir sürpriz yapacağım. Bakın burada aşağıda bir sürü kablo düzeni var ama en azından yere denk gelmiyor. Şu ne diye soracak olursanız, tam 90 derece oturduğum zaman, hatta şöyle sizlere bunu da göstermek isterim. Şöyle oturduğum zaman normalde tam yaslandığımda ayağım havada kalıyor. Yani sonuçta boyum 1.70. O yüzden de şunu kullandığım zaman daha rahat bir düzene kavuşuyorum. Hatta biraz daha yaklaştırayım size. Şöyle öyle yapalım. Şu durum olduğu zaman şuradan bacak sağlığı açısından bir sıkıntı, bacak sağlığı açısından sıkıntı olmayıp kan dolaşımıyla ilgili. Çünkü neredeyse 5-6 saat hiç kalkmadan çalışabiliyorum. Yani birçoğumuz öyleyiz. O yüzden de şu durum rahat bir çalışma sağlıyor açıkçası. Bunu da hemen size, tabii birazcık yerlere kadar inmiş olduk ama sizlere göstermek istedim. Şimdi sesle ilgili bazı problemler olabilir videoda. Onu fark ettim. Bir yerde telefondan, çünkü kabloyla bağlıyorum. Sanırım bu çıktı ya da durdurmaya basmış olabilirim yanlışlıkla. Bakalım videonun genelinde ses fena değilse yayınlamayı düşünüyorum. Olmazsa hiç üşenmem, baştan çekerim. Görüşmek üzere. Tabii çekerim abi. Niye çekmeyeyim yani? Sonuçta burası önemli bir mecra.